Suya Doymuş Güller Serhat Uysal Bu yazı 2024 Mavera Ödülleri İradeni Kuşan Umudunu Yeşert Konulu Hikaye, Deneme ve Şiir Yarışması Hikaye kategorisinde üçüncü olmuştur. Kan dolu topraklarda keskin kılıçların durmadan çarpıştığı yüzyıllardan beri yine ıssızlık eser haldeydi. Yağmur duasına çıkılan kurak günlerde kanla sulanan çiçeklere yol aldı insanoğlu. Susmak öyle zalimce gelir ki yüreklere, bir düşman hançeri zehrinde. Tam üç gün oldu yollarda susuz kalalı. Leyla ailesiyle sırtlandığı evini yağmur sularına taşıma çabasında. Bir çiçek kokusunda on iki yaşındaki kız. Kan damlamış çiçeklere değil, suya doymuş güllere özlem dolu. Çocukluk yıllarını eskittiği, toz toprak içindeki köyünü sükut yemiş halde nasırlı ayaklarıyla terk etti. Annesinin sırtında üç yaşındaki erkek kardeşi, babasının sırtında dünya yükü yaşam çabası. Bir elinde tuttuğu eşeklerine yüklenmiş üç beş parça yaşam kırıntısı nereye yol alıyorlar bilmiyorlar. Akşama kadar durmaksızın yürüdüler. Yoruldukları vakit çadıra benzer bir ev kurdular. Leyla, rüzgarda savrulan kahverengi saçları, ağzına kaçan toz parçacıklarıyla babasına ses etmeden yardım ediyordu. İki battaniye ile çevreledikleri çadırın yapımı bittiğinde ayakkabılarını çıkarıp içeri aldı. Karasular kader gibi ayaklarına inmişti. Ne kadar rahatsız olsa da sırtını sert zemine yasladığı an tüm can çıkaran bezginlik biraz olsun yok olmuştu. Annesi kardeşini sırtından indirip Leyla'nın kucağına bıraktı. Bir abla, bir anne olacak kadar hayat yemişti akşam sofralarında. Annesiyle babası eşeklerine yük ettikleri eşyaları karıştırıp iki patates, bir ekmek çıkardılar. Bir de gaz lambası. Babası ufak bir ateş yakıp gaz lambasını aydınlatıp çadırın içerisine getirdi. Annesi bu sırada közde patatesleri pişirip ekmeği ısıtıyordu. Leyla kardeşine oyunlar oynuyor, kendi tebessümünü unutmuş, kardeşini güldürmeye çalışıyordu. Sudan uzak kir tutmuş elleriyle saf kokulu güller ekiyordu kardeşinin gülüşlerini. Hayalinde yemyeşil çimenler, suya doymuş güller, güllerden bir taç sırma saçlarına. Kardeşinin gülüşleri kulaklarında. Unutmazdı sofralarında yılgınlık yediği günleri. Köyünde akan kan gölü vahşetleri. Eğer kardeşi görecek olursa yemyeşil bahçeleri yaşamak nedir bilecekti. Babaları belki ağaç gövdelerinden bisiklet yapardı onlara. Kardeşini bindirir, gezdirirdi tüm gün. Kardeşine bakarken hep bunlar geçerdi aklından. Bundandır ses etmez gün boyu gidilen yollara, diken batan ayaklarına, köz sinen yediği patateslere. Bir çiçek açacak yüreğinde kardeşiyle birlikte. Annesi sulu yemekler pişirecek. Babası ağaç gövdelerinden oyuncak yapacaktı onlara. Umut ettiği günlerin hayalleriyle kardeşini güldürürken içeri annesi girdi. Elinde közlenmiş patates. Sofrayı kurdular hemen. Annesiyle babası ekmek yiyor. Patatese dokunmuyorlardı. Hep Leyla ve kardeşine yediriyorlardı patatesi. Doymak denilemese bile yedikleri iki lokmayla biraz kendilerine gelmişlerdi. Her biri bir bardak su içti. Kana kana ağzını dayamak istediği su kuyuları var mıydı gidecekleri yerde? Eğer su kuyusu olan bir yer olursa evlerini kuracakları yer, kardeşini her gün yıkayacaktı Leyla. Gece uykuya daldıkları vakit, Leyla bu kurduğu hayallerle tebessüm ediyor, bazen kendini kaptırıp hafif sesli gülüşlere tanık oluyordu kendinde kendi sesini fark ettiği zaman hemen etraftakiler uyanmasın diye suskunluğa bürünüyordu. İçi heyecanla doluyor, yerinde yatamıyordu. İçini gıdıklayan temiz duygularla geceyi geçiriyordu. Sabah kavurucu sıcaklıkla uyanıp toparlandılar. Eşyalarını topladıkları gibi tekrar her zamanki gibi yola koyuldular. Tek tük gördükleri boş evlerden başka hiçbir şeye rastlamadılar. Annesi yine sırtına Leyla'nın kardeşini yük etmiş, kocasının arkasından yol alıyordu. Leyla yolda bulduğu bir dal parçasını almış, sağa sola savuruyor, can sıkıntısını geçirmeye çalışıyordu. Kardeşi uyandığında ona oyunlar oynuyor, ailesini tebessümlere boğuyordu. Bir iki kere yolda oturup dinlendiler. Leyla babasına sürekli nereye gittiklerini soruyor, gideceği yerde kurduğu hayallerden bahsediyordu babasının yüzünde acı tebessüm Leyla'nın soruları altında eziliyordu. Güzel kızının saçlarını okşuyor, yüzünü bağrına basıp sorularından kaçınmaya çalışıyordu. O da bilmiyordu nereye gideceklerini, gittikleri yerde onları ne beklediklerini. Tek isteği çocuklarını, eşini rahat ettirecek bir yerdi. Onların kurduğu hayalleri, umut ettikleri günleri boşa çıkarmamaktı. Leyla sorularını artırdığı vakit annesi hemen konuyu değiştiriyor, kocasının ezilen ruhuna destek oluyordu. Ne olursa olsun, nereye giderlerse gitsinler, kocasına sonsuz güven ve inanç duyuyordu. Onun yüküne ortak olup, gerçek bir yol arkadaşı oluyordu her anlamda. Toz estiren rüzgarlar, yüzlerini yara bere içinde bıraksa da, sıcak bedenlerini kavurup, gece inen ayazda donsalar dahi, kocasını yalnız bırakmıyor, tüm benliğiyle ona destek oluyordu. Akşam olup soğuk yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığı zaman yine çadırlarını kurup gaz lambalarını yaktılar. Her gün tekrar eden işlerle akşamı geçirdiler. Ne kadar zorluklara dayansalar da küçük çocukları artık dayanacak güçte de değildi. Yeterli beslenip büyüyemiyordu. Sabah vücudunu kavuran sıcak, Akşam titreten ayaz çocuğu hasta etmişti. Su bile zar zor yeterken annesiyle babasına bu küçük beden nasıl dayanacaktı? Leyla kardeşini perişan halde gördüğü vakit her şeyi unuttu. Sürekli elini tutuyor, kardeşini yalnız bırakmıyordu. Ona oyunlar oynuyor, kardeşini güldüremediği vakit gözleri yaşla doluyordu. Çok küçük tebessümler gördüğü vakit dünya Leyla'nın oluyordu. Kardeşinin dayanması için ona hayallerinden, umutlarından, oynayacakları oyunlardan bahsediyordu. Babasının onlara yapacağı bisikleti anlatıyor, kardeşini büyük bir adammış gibi dayanması için sebepler oluşturuyordu. Annesi babası çaresiz halde küçük yavrucağın sönük gözlerine bakıyor. Ne fayda eder diye kara kara düşünüyorlardı. Annesi çocuğun ateşini sürekli kontrol ediyor, sarıp sarmalıyordu evladını. Zar zor sabah ettiklerinde hiç beklemeden yola koyuldular. Bir köy, bir şehir, bir doktor bulmaları gerekiyordu hemen. Adımları koşarcasına atıyorlar, küçük yavrularını sürekli kontrol ediyorlardı. Yol aldıkları toprak yeni filizlenmiş çiçeklerle umut oluyordu onlara. Leyla sürekli kardeşine çiçeklenmeye durmuş filizleri gösterip dayanması için çaba sarf ediyordu. Güneş batmaya yakın soluklanmak için durdular. Annesi küçük yavruyu kucağına aldığında son göz kırpışları gördü. Daha fazla dayanamayan beyaz tenli küçüğe ölüm hiç yakışmaz bir şekilde kondu. Sıcak bedenine soğuk ölüm tüm gerçekliğiyle ini verdi. Annesi çocuğu sürekli sarsıp uyandırmaya çalışırken babası içine düşen kor ateşli acıyla dizlerinin üzerine çökmüş ağlıyordu. Küçük yavru annesinin kollarında feryat figanla sarsılıyor en ufak bir ses çıkarmıyordu. Leyla'nın annesi ağlamaktan şişen gözleri yaktığı feryatla kısılan sesiyle kendini kaybetmişti. Leyla süzülen yaşlarıyla kardeşinin ufak ellerini tutuyor hiç ses çıkarmadan doyamadığı kardeşinin güzel yüzüne bakıyordu babası çöktüğü yerden kalkıp yavrucağı kucağına aldı soğuk düşmüş yüzünü öpüp kokladı beyaz bir çarşafa sarıp yüzünü kapattı ufak bir toprak kazmaya başladığı vakit Leyla çığlık atarak babasının üzerine atladı. Babasını yumrukladı, tekmeledi, yakasına yapıştı. Kardeşimi burada bırakamam, onu yalnız başına koymam asla diyerek beyaz çarşafı kefen olmuş kardeşinin beline bağladı. Babası hıçkırıklara boğulup hareket edemedi. Annesi Leyla'yı durdurmaya çalıştı. Leyla tüm gücüyle ona da karşı çıktı. Kardeşim suya doymuş gülleri görecek. Yeşile bulanmış çimenler arasında yatacak, ona söz verdim," dedi. Ardına bile bakmadan, küçük bedenini saran güçle yürümeye başladı. Hem yürüyor hem ağlıyordu. Kardeşinin sarkan elini tutuyor, soğuk avuç içlerini öpüyordu. Ne olursa olsun kardeşine gülleri gösterecekti. Onu yeşil çimler arasına gömüp kırmızı güllerle süsleyecekti. Gece yarısına kadar durmadan yol aldılar. Ardına bile bakmadan karar verdiği, umut ettiği, hayallerini kurduğu günleri kardeşine yaşatacaktı. En önde ayakları şişmiş yürüyor, annesi ve babası onu takip ediyordu bitap halde. İçine gömüldükleri acıyla onlar da inanmıştı Leyla'ya. Gece çadırlarını kurup Ses etmeden suskunlukla yattılar. Leyla kardeşini bağrına basıp uyudu. Ailesinin için için ağlayışlarını duyuyor, bunu duydukça kardeşinin yüzünü öpüp kokluyordu. Sabah güneşi görünür görünmez hemen yola koyuldular. Leyla nasırlı ayakları kana bulana bulana ilerledi. Canını acıtan her şeyi geriye bırakıp tüm inancı ve iradesiyle kardeşini sırtında taşıyordu ne annesine ne de babasına veriyordu ufak bedeni gittikleri yolda artan çiçekleri çimenlikleri gördükçe yanağından yaşlar süzülüyor sırtında bezinin izi çıkmış kardeşini hayallerine götürüyordu güneş tepeliklerin ardından turuncu rengiyle kendini akşama doğru bırakırken leyla tepeliklerin ucunda kırmızı renkler gördü hıçkıra hıçkıra koşmaya başladı. Canını yakan nasırları, susuz bedeni, aç karnı ona engel olamıyordu. Ruhuna kuşattığı azmi tamamıyla hissediyor, dileklerini bırakamıyordu. Ayaklarından kan çıka çıka ulaştığı tepede, gül bahçelerini gördüğü vakit yere attı kendini. Dizlerini karnına çekip, kardeşini bağrına bastı. Küçük kardeşini kenara koyup, toprağa elleriyle kazmaya başladı ellerini çizen, tırnaklarını kan içinde bırakan taşları topraktan çıkardı. Avuç avuç toprak çıkartıp, tırnaklarından süzülen kanları kazdığı mezara damlattı. Kardeşine kefen olmuş beyaz çarşafı son kez açarak, kardeşini öpüp kokladı. Tekrar onu sarmalayarak mezara koydu. Üstünü örttüğü acı toprağın başında güller süslüyordu kardeşini. Leyla'nın ağlaması durmuştu. Sessizce yerinden kalkıp on adım ileride olan kuyudan su çekti. Kardeşinin mezarını suladı. Bunca yol ruhunu sarmış azmiyle dileklerine kavuşturdu kardeşini. İçinde buruk bir mutlulukla suya doymuş gül bahçelerine ulaştı.